Aa, gene ters giymişim. Bütün gülüşüm ters gidecek gene. Ay. Feruh, ne yapıyorsun Frez? Söndür şunu, oksijensizlikten öleceğim. Of, rüyanda gördün, ne yaptın? Hiç uyumadım ki. Kara düşüncelerden uyuyamadım Suzi. Asıl uyuyamayan benim. Bütün gece o mazotlu fırın gibi horul horul horladın öf. Bu yumurta 3 gündür dolapta. 3 günde bakkalda beklemiştir. 3 günde bu sahnede kalmıştır. 3 günde çiftlikten gelmiştir. Hani ya, taze taze yumurta sonra. Bundan neredeyse civciv çıkacak. Hay Allah kahretsin. Of. Terslikler başladı yine. Bugün her şey ters gidecek. Tamam tamam geliyorum, yıkacaksınız, kapıya yol açıyoruz. İyi sabahlar anneciğim. Ah oğlum gelmiş. Canım aslanım benim. Ay, yeter oğlum. Nasılsın Melek abla? Sağ ol. Büyük hanım gene dolaştı mı bu gece? Ha? Hayır hayır. Bu davul ne ayol abdi? Yoksa sabah sabah düğüne mi gidiyorsun? Hayır. Çiftlikteki kör hocaya danıştım. Hayaletler gözükünce davul çalmak lazımmış. Hemen kaçarlarmış. Ben de davulu hemen sana getirdim. Sen ne deli herifsin ayol. Hiç davul sesi hayalet kaçırır mı? Olsa olsa insanı oynatır. Ha, bak onu unutuyordum. Davul çalarken oynamak da gerekiyormuş. Sen de bir dene. Ha, ne olur ki? Hadi. Peki o zaman ben çalayım sen oyna. Ha? Hadi mutfağa, hadi kahvaltıya. Hadi hadi deliler. Gel hadi gel. Davul giremedi deliye şey bağlarmış. Su Melek denilen kadından bıktım artık. Seneler önce kurtulduk diye sevinmiştim. Ama gene çıkıp geldi başımıza. Kendi yetmiyor, bir de deve gibi oğlu var yanında. Melek bizim eski göz ağrımız. Ha, gözü sıksın onun gözü. 5 aydır başımızdalar. Yeter. Yeter artık ama, kovacağım onları ha. Kovamazsın. Neden kovamazmışım? Neden mi? Melek oğluyla buraya geldiğinde kocasından kalan 5 milyon lirayı işletmem için bana verdi. Ah, sanki 5 milyon lira çok para. Hmm. Ver de gitsin, defolup gitsinler. 5 lira verecek durumda değilim. Hem sana ne zararları var canım? Sen ev işlerinden sıkılırsın. Melek sana bedava aşçılık, hizmetçilik yapıyor. Oğluna gelince çiftlikteki çalışmasından memnunum. İş durumları nasıl Feruh? Çok kötü. İflasın eşiğine geldik. Hem eğer para bulamazsam her şey elimizden gidecek. Of Fres, çok kötü. Bugün havada pek yağmur yok ama olsun, yine de almalı İstanbul. Bunu da tamir etmeyi unuturum. Ha, oldu. Böyle idare ederiz. Aa, kim o sabah sabah karga kahvaltısına etmeden böyle? Buyurun. Oo, Kamil Bey hoş geldiniz. Hayrola, sabah sabah uğramazdınız hiç. Ne, bir şey mi var acaba? Benim derdim sizsiniz Sadi Bey. Evden çıkmadan sizi yakalamak istedim. Bu ne şemsiye? Dışarıda yağmur yok.
Biliyorum ama tamir ettirmediğiniz su boruları yukarıdan sızıntı yapıyor. Bu yüzden ben de apartmanda şemsiyeyle dolaşıyorum. Benim apartmanımda hiçbir bozukluk yok. Asıl bozukluk sizin kafanızda. Doğru, zaten kafasında bozukluk olmayan bu apartmanda oturamaz. Öyleyse çıkın. Zaten ben de bu meseleyi konuşmaya gelmiştim. Ya kirayı 50.000 lira zam yaparsın ya da çıkarsın. Kiraya 5 kuruş zam yapmıyorum ve de çıkmıyorum. Ben seni atmasını bilirim. Nasıl? Sen bekar bir adamsın. Bu apartmanda oturanların hepsi aile. Ailesi ne olmuş yani? Sen buraya kadın filan getiriyor ve alemler yapıyorsun diye şahitlerle şikayet ettin mi hemen çıkarırlar seni. Anladın mı? Buraya daha dişi kedi bile girmedi. Alaksız herif, çık dışarı. Ben sana gününü gösteririm. Bende de ne akıl var ki bu kiralarda sürünüyorum. Ah, çiftlikteki hayat ne güzel. Bir çay daha koyar mısın Melek ablacığım? Hayır. Çaydanlık gibi oldun ayol. Hadi kalk bakalım iş başına hadi. Ellerine sağlık. Şimdi gidip Feruh Bey'in otomobilini parlatalım şöyle. Hadi parlat bakalım. Neyin var Alta? 5 aydır burada ben uşaklık, sen hizmetçilik yapıyorsun. Yetmedi mi artık anne? Biraz daha sabret yavrum. İşin sonuna gelmemize az kaldı. Bu işin ne olduğunu açıkla artık. Meraktan çatlayacağım. Daha zamanı gelmedi Altancığım. Beklediğim bir şey var. Ama ben bıktım. Paramız var. Çok zengin olduğumuzu biliyorum. Niye devam ettiriyoruz bu oyunu? Zengin olduğumuzu sadece ikimiz biliyoruz. Ve şimdilik hiç paramız yokmuş gibi davranacağız. Zenginliğimizin kuvvetini zamanı gelince kullanacağız. İnan bana yavrum. Sen bilirsin anne. Sağ ol. Bu köşkü ve çiftlikteki payımı para bulmak için ipotek etmiştim, biliyorum. Biliyorum. Bir ay sonra da bu borcu ödemen gerekiyor. Evet. Para bulamazsam ve o borcu ödeyemezsem başımızı sokacak bir ahır bile bulamayız. Ah, bütün kabahat o babaannende. Of. Bu nakkarı ölmeden önce her şeyi hazırlamış. Oo, biraz yavaş ol, biliyorsun ya. Hadi bre, saçmalama. Hepiniz ayakta rüya görüyorsunuz. Bir ben hariç. Kimse mezarından çıkıp dolaşamaz. Böyle şeylerde ancak manyaklar inanır. Ama kızım Mine, Melek ve ben gördük onu. Stasu bre, kes artık hadi. Malların yarısına sahip olan amcazaden Sadi'nin nerede olduğunu biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Senelerdir onu görmedim. Sabah sabah başıma bela oldum. Sadi fena bir adam değildi. Ama ikini tiz geçinemezdiniz. Öyle. Çok inatçı bir herifti. Üstelik çok. Melek hala onu unutamadı galiba. Ne olur Meleğe iyi davran. Bir de o benden parasını istemeye kalkmasın. Olur. Su Sadi hiç evlenmemiş galiba, öyle mi? Ben evlenmemiş diye biliyorum. Ah, iyi olmuş. Öyle bir adamla evlenmez zaten. Sakatma sana dikkat et. Ben bastığım yeri bilirim. Sen kendine dikkat et. Herif küfür etti diye akrabasını tabancayla vurmuş be. O da bir şey mi? İki arkadaş beraber içmişler. Sonra biri küfür etti diye diğerini boğmuş, sonra da oturtmuş. Trafik faciası. Bir otomobil kamyonun altına girmiş, bir ölü, iki yaralı varmış. Ha bak şunu da dinle. Yokuşta freni patlayan kamyon camiden çıkanların ortasına daldı. 6 ölü 7 yaralı varmış. Yeter be!
Sadicim, ölen ölene. Dün bizim iki minibüs yarışmış abicim. Kim geçmiş? Geçen yok. İkisi çarpışmışlar. Onu ağır, 20 yaralı var. Ellerine sağlık Melek Hanımcığım. Sana çok büyük zahmet oluyor ha? Zahmet ne demek canım? Afiyet şekerler olsun. Başka bir şey istiyor musunuz efendim? Kuklamu, sen çok güzel, çok tatlı sucuklu yumurta yapıyorsun. Ben de isterim Melek abla. Sonra birlikte kahvaltı edelim. Sağ olun. Ben o işi çoktan yaptım efendim. Siz keyfinize bakın. Bir günün beyliği beyliktir. Bu kadın beni çıldırtacak. Yavaş. Bana baksana Feruh. Evet, ne var? Şimdi sen bu çiftlikteki payın haciz edilip satılırsa ucuza gider değil mi? Evet, öyle olur. Tamam, sen şimdi o amcaoğlun Sadi'yi bulup getireceksin ve barışacaksın. Burada getireceksin. Onu burada ne yapacağız be Sofi? Tursu yapacağız, tursu. Hah, dinle beni. Eğer onunla barışıp bir süre buraya getirebilirsen durumu belki kurtarabiliriz. İkiniz birleşip köşkü ve çiftliği çok yüksek bir fiyata satabilirsiniz. O kadar. Aklını kaçırmışsın sen. O buna asla razı olmaz. Senelerce önce birleşip malı satalım dediğin zaman ben babandan kalan malı satmam demişti. Biliyorum, sonra yumruk yumruğa kavga etmiştiniz, o seni dövmüştü. Benim ayağım kaymasaydı gösterirdim ona gününü. Biliyorum kuklamı. Üzme kendini kocacığım. Ama Sadi ile barışıp onu mutlaka bu köşke getirmen şart. Paylarını satmasa bile alacaklılar senin payına haciz koydukları zaman bizi sokakta atmayacaklardır. Çünkü Sadi çok iyi adamdır ve amcaoğlunun sokakta kalmasına razı olmayacaktır. Katalaviz canım. Anladım, harika. Harika bir düşünce. Ben de zaman kazanmaya çalışırım. Ama aması var. Sadi'yi bulursan buraya gelir mi acaba? Çok sinirli adamdır. Pireyi deve yapar. Yapsın bre. Biz de onu pire yaparız. Bir büfeci dönerini beğenmeyen müşteriyi döner bıçağıyla döner gibi kesmiş. Bana ne bundan? Ben de sandviçini beğenmedim. Şimdi sen bana ne yapacaksın bakalım? Bırak bu şakaları. Asabım çok bozuk. Başım ağrıyor. Ahmet, bana bir aspirin ver oğlum. Tamam usta. Okudun mu? Bir adam intihar etmek için aspirin yutmuş. Yeter be. Bıktım bu haberlerden, bıktım bu insanlardan. Bıktım bu dünyadan. Başımı alıp gideceğim. İyi edersin. Gitmeye karar verdiğin an dükkanını bana sat. İstediğin parayı trink diye peşin sayarım. Git işine be adam. Benim satılık malım yok. Pazarlıkta kızma olmaz. Yumurtalı bir kaşarlı yap. Aspirini buyur usta. İçmeyeceğim. İntihar etmek istemiyorum. Baş ağrım geçti. Olur. Of, ve ne yapacaktım bu odada ben? Makyaj santamı alacaktım. Seni kalleş seni. Ne yapacaktım ben burada? Makyajımı. No, sana kör olsun.
Bütün fabrika işçileri öğle yemeğinden zehirlenmişler. Neyse ki ölen yokmuş. Sus be! Böyle haberler okursan seni ben zehirleyeceğim. Peki okumam Sadi Usta. Sana bir mektup var usta. Sen gelmeden bir çocuk bıraktı. Hangi çocuk bıraktı? Tanımıyorum usta. Sadi Bey. Her an bir kazaya, şehirde düşmanlar her an bir kazaya kurban gidebilirsiniz. Hemen çiftliğinize gidin. Orada güven içinde olacaksınız. Bir dost. Kimmiş bu dost? Merhabalar. Merhaba. Hile hile. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba Sadi'cim. Dükkanımı alabilmek için beni mektupla korkutmak istiyorsun ha? Ben dünyada kimseden korkmam be. Ne mektubu? Bunu sen yazmadın mı? Ben sana niye mektup yazayım? Gelir kendim söylerim. Oku. Kim yazdı bunu? Sen yazmadıysan kim yazdı bunu? Kim yazmışsa doğru yazmış. Sen bu sinirli halinle hakikaten bir gün bir kazaya kurban gideceksin. Çiftliğin de varmış. Git orada yaşa be birader. Haklısın galiba. Öyle yapmadı. Ama gidersen dükkanı bana devret. Gene başlatma beni be. Peki peki kızma, sustum. Bana bir demli çay yap. Tamam abi. Çiftlikte doğru dürüst çalışmaya bak. Kimseyi kızdırma, değil mi? Tamam anne. Günaydın Mina Hanım. Nasılsınız? Günaydın. Fena değil. İdare ediyoruz. Aman yavrum, sakat basamağa dikkat. Sağ ol Melek teyze. Mini'yi beğeniyorsun değil mi? Evet, çok güzel. Ama o seni beğenmiyor değil mi? Hı? Hı? Galiba öyle. Mini meşhur bir koca, babası ise zengin bir damat arıyor. Ben meşhur değilim ama zenginim, öyle değil mi? Şşt! Zenginim dediğini bir daha duymayayım, tamam mı? Hadi. Tamam. Günaydın. Günaydın babacığım. Ah, iyi ki uyanabildin. Neredeyse öyle olasak. Aa, uyumuyordum ki. Bir arkadaşın mektubunu okuyordum. Onu buraya davet edebilir miyim? Ah, kimmiş gene arkadaş? Fikret adında yakışıklı bir delikanlıydı. Lisede arkadaştık. Babası çok zengindi. Oğluna hep spor otomobil alırdı. Şimdi Fikret rally şampiyonu olmuş ve beni görmek istiyormuş. Çiftliği göstereceğim ona. Çok neşeli bir çocuktur. Ah, peki gelsin görelim bakalım. Ah, yaşa anneciğim. Hemen telefon edip çağırayım onu. Çocuğun babası çok zenginmiş. Böyle fırsat kaçırılmaz. Kısmetse olur. Benim için dua et. Alacaklıyla konuşmaya gidiyorum. Ödeme süresini bir uzatabilsem. Sen Sadi ile buluşup konuşacaksın, unutma. Kolay gelsin. Sağ ol. Ayna gibi oldu değil mi Melek abla? Karşısına geçip tıraş olsaydın bari. Ah, iyice tembelleştin Abdi. Şu bahçeyi de bir temizleyiver. Boş durma. Başsın efendim. Altan ne alemde? Sabah kamyonette sütleri teslim ettikten sonra buraya geldi. Kahvaltı etti, sonra çiftliğe döndü efendim. Aferin ona. Çok iyi çalışıyor. Abdi gibi bütün gün dalga geçmiyor. Sizinle gelebilir miyim Ferruh Bey? Biraz rahatsızım da bir doktora görünmek istiyorum. Geçmiş olsun. Buyur bin gidelim. Sağ olun efendim. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol canım. Anneciğim, Fikret davetimi kabul etti. Gelecekmiş. Hı. Su Melek de kendini hala genç sanıyor, budala kadın.
Randevulaşalım, dönüşte seni alayım. Teşekkür ederim. Benim ne zaman döneceğim belli değil. Amcazadeniz Sadi Bey'i hiç görüyor musunuz Ferruh Bey? Hayır. Oturduğu yeri ve yaptığı işi bilmiyorum. Ama görmek isterdim onu. Şimdi bir büfe işletiyormuş. Bir arkadaşım tesadüfen orada sandviç yemiş. Bana adresi yazmıştı. Çantamdaydı. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Bu iyi oldu. Bugün ona bir uğrayayım. Lütfen adresi benden aldığınızı söylemeyin. Olur, söyleme. Hoşça kalın. Süreniz 25 gün sonra doluyor. Borcunuzu ödeyebilecek misiniz? Biliyorsunuz piyasada para sıkıntısı var. Şu süreyi bir 15 gün daha uzatabilir miyiz acaba? Üzgünüm. Bizim de paraya çok ihtiyacımız var. Borcunuzu gününde ödeyemezseniz... köşk ve çiftlikteki paylarınızı sattırmaktan başka bir çaremiz kalmayacak. Hayır. Paylarımı sattırmam. Borcumu ödeyeceğim. Süre kısa. Borcunuz büyük. Umarım ödeyebilirsiniz. O parayı bulamaz. Siz işlemlere başlayabilirsiniz. Süre bittiği gün köşkte olun. Ferruh Bey'e neden böyle acımasız davranıyorsunuz Melek Hanımefendi? Ona parayı veren kişinin siz olduğunuzu neden saklamamızı istiyorsunuz? Siz benim yanımda paravan olarak çalışan birisiniz. İstediklerimi yapmazsanız kendinize hemen başka bir iş ayarlayabilirsiniz. Özür dilerim hanımefendi. Her dediğinizi yapmaya hazırım efendim. Öyleyse anlaştığımız gibi. Evet, anlaştığımız gibi efendim. Teşekkür ederim. Oh. Hoşça kalın. Usta dinle bak. Bir bakkal oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalkmış. Ne adamlar var be. Yeter lan, yeter be. Bir haber daha okursan seni dükkandan dışarı atarım. Eğer bana da böyle bağıracaksan hemen çıkıp gideyim. Ah, Ferruh, sen ha nasıl buldun beni? Bir dost sayesinde. Sen açık kalpli ve makul bir insansın Sadi abi. Geçmişte sana karşı yaptığım bütün hatalar için özür dilemeye geldim. Bütün hayatımız boyunca dargın kalmayalım. Kulaklarıma inanamıyorum. Sen çıldırdın mı Ferruh? Hayır. Sana elimi uzatıyor ve geçmişi unutalım diyorum. Yine iki amcazade ve iki dost olalım. Dünya tersine dönüyor galiba. Peki öyle olsun. Sağ ol Sadi abi. Ben buraya hem barışmak ve hem de seni köşke davet etmeye geldim. Neden köşke davet ediyorsun beni? Orası senin de malın. Gel birkaç gün dinlen. Misafirimiz ol. Suzan ve Mine de senin gelmeni çok istiyorlar. Hayır. Bir daha dönmek istemiyorum oraya. Sadi abi. Geçmişi unut artık. Bir düşün. Seni bekliyoruz. Gelmem Ferruh. Demek gelmeyecek ha? Evet, maalesef gelmeyecek. Oh. Ne kadar dil döktümse kandıramam. Sadi ile barışmış olman bile bizim için çok büyük bir başarı. Ama borcumuzu ödemek için bir çare değil. Yarın İzmir'e gidip bazı dostlara başvuracağım. Parayı bulamazsam ticaret hayatım yandı demektir. Oh. Üstelik burayı da elimizden alırlar. Allah korusun. Oh. Ah, çok sinirlendim, dayanamayacağım. Papa hadi yatalım sus, artık. Sus. Ah, çok sinirlendim. Ne yapacağız? Oh. Ne yapacağız biz? Ah. Mine'ye sütle kurabiye götürdüm efendim. Genç kızların bu yaşta beslenmesi lazım. Evde Mine ile bizden başka kimse var mı? Hayır efendim, kimse yok. Abdi dışarıda odasında, Altan'da çiftliğe. Bütün kapıları kilitleyip her taraf kontrol ettim. Hiç merak etmeyin, her taraf kilitli. Eve sinek bile giremez. Aman Ferruh. Sen de evi hapishaneye çevirmişsin yani. Ne biçim adamsın? Gölgenden bile korkuyorsun be sen de. Öf. Ben de bir süt içeyim bari. Uyku getirmiş derler. Tabii efendim. Ben size vereyim. Büyük anne. Aman üstüme gelme. Ay yetişirim.
Zülfü, iyi misin? Cevap ver, ne oldu? Büyük anne oradaydı. Beyaz beyaz üstüme geldi ya. Anne dur abla. Etrafa bir bakalım. Yok, beni yalnız bırakmayın. Yok canım, geliyoruz. Korkma. Ortalıkta kimse görünmüyor. Şu kapıya da bir bakalım. Kilitli, anahtarı Sofi'de. Burası rahmetli babaannenin odası değil miydi? Evet, hep kilitli durur. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir kadındı. Bu dünyada ne arıyor acaba? Bilmiyorum ama çok korkuyorum. Bir şeyler olacak gibi geliyor. Aman Allah korusun. Tamam anneciğim, geçti anneciğim. Ödüm patladı. Anneciğim kendine gel, toparlan biraz. Üstüme üstüme yürüdü kızım. Ben artık bu köşten gitmek istiyorum. Yakında bu istediğin olacak zaten. Köşkte bizden başka hiç kimse yok. Yok, ben gördüm. Hala inanamıyorum. 2 aydır bu evde dolaşmaya başladı. Daha önce nerelerdeydi? büyük hanımın hayaletinin kimseye bir zararı yok. Burası onun kendi eviydi efendim. Bırakın dolaşsın. Ne var bunda üzülecek değil mi ya? Asıl siz şimdi canlı insanlardan korkun değil mi ya? Ne var bunda üzülecek? Hoş geldi, sefa geldi. İyi geceler. Feruh, bu karı beni çıldırtacak, orta yerinden çatı tamam. Çatı çatlatacak. Tamam, tamam. Yok, hayır, sen de onunla sakin berabersin, gel, beni öldüreceksiniz. Çalalım. Gözümüz aydın artık. Hayaletlerden kurtuluyoruz hanım, kurtuluyoruz. Efendim, çiftlikteki kör hoca haber göndermiş. Hayaletleri kaçırmak için davula demiş. Tokmağı vursunlar, oynasınlar. Ondan sonra ne hayalet kalır ne kimse. Hadi bakalım, ben ne yapayım artık, çalacağım. Kör hoca söylediyse doğrudur. Mutlaka doğrudur. Hadi oyna. Oyna Feri. Oyna Feri. Oynayın hadi. Oyna. 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 Bir kadın 3. kattan aşağıya atladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılırken yalnız yaşamaktan bıktığını söyledi. Allah kahretsin. Ben de atlayacağım bu gidişle. Ben de bıktım bu yalnız yaşamaktan. Köşke bir gitsem mi acaba? Feruh'la Suzan amma da şaşırırlar. Hadi bir gideyim. Su hayalet ortalıkta dolaşırken Sadi de gelse ne güzel olurdu. Bir kaza olur, ondan kurtuluverirdik. Neler diyorsun sen kuzum? Sadi'nin tek varisi sensin değil mi? Evet benim. Birdenbire ölüverseydi ne olurdu?
mirasına konardık, kurtulurduk. Sen neler düşünüyorsun böyle ha? Kızma kuklam, o sadece düşünce bu. Kurtulmak için her yol denenir. Şaşırtıyorsun beni. Aklıma neler getirdin. Abdül, senin vazifen bütün gece köşkün etrafında dolaşmak. Yabancı kimse bahçeye girmeyecek. Anlaşıldı mı? Başefendim. Arkadaşın Fikret bugün geliyor babacığım. Çok güzel. Ben evde yokken bir erkek bulunur bari. Ah, Fikret'e büyük annenin odasını verelim. Daha güzel değil sakın mi? Sakın ha. Orayı açmayın. Neden? Açmayın orayı. Ufak misafir odasını verin. Ah pekala. Sofi sen bütün kapıları kilitleyip öyle yapacaksın. Anlamışım. Melek Hanım sen de geceleri arada bir köşkü dolaş olur mu? Olur Ferruh Bey. Ama ne yapsak nafile efendim. Hayaletler kilitli kapıdan bile susun girerler. Yok öyle şey. Bu evde hayalet var diye kimseye bir şey söylemek yok, anladınız mı? Peki, tamam anlamışsın. Öyleyse hepinize Allah ısmarladık. Güle güle efendim. Güle güle efendim. Güle güle. Ne sürtüyorsun? Ne var? Allah Allah. Sen bilirsin ya. Sen bana sabır ihsan eyle. Hey eski dost. Sana bir müjdem var. Çiftliğe gidiyoruz. Ava çıkacağım gene. Bu da kim sabah sabah? Gene mi sen? Niye rahatsız ediyorsun beni sabah sabah? Durun Sadi Bey, hemen sinirlenmeyin. Sadece bir merhaba demek için uğramıştım. Hemen gidiyorum. Dur. Demek kirayı arttırmak istiyorsun. Hayır, vazgeçtim. Kötü bir şey yaptığımı anladım. Ne kadar istersen o kadar kira ver. Bu konuşma aramızda kalacak, tamam mı? Yoksa... Yok, kimseye söylemem. Siz rahatınıza bakın. İyi günler. İyi günler. Ya sen hem dostsun hem düşmansın be. Annemi senelerdir görmediniz galiba. Evet, senelerdir görmedim. Buraya biraz dinlenmeye geldim. Adem oğullarının köşkü burası değil mi? Evet. Kimi aradınız? Mine'nin davetlisiyim. Öyle mi? Hoş geldiniz. Güzel. Avlanmayı seviyor musunuz Sadi Bey amca? Çok. Eskiden çiftliğin etrafında bol av hayvanı vardı. Gene var. İstersen birlikte avlanırız. Anlaştık delikanlı. Aha. Siz de avlanmayı sever misiniz? Ben avdan nefret ederim. Ya. Ya. Sen ne biçim adamsın? Şu bahçe hiç bakmıyor musun? Neden böyle? Çiçeklerin hepsi bitmiş. Allah cezanı vermesin sen. Aman Allah'ım. Sadi abicim gelmiş. Hoş geldiniz Sadi Bey. Fikret gelmiş. Hoş geldiniz Sadi Bey. Hoş geldin Fikret. Hoş bulduk.
Geldiğine ne kadar sevindim bilemezsin Fikret. Sana hemen odanı göstereyim. Gel benimle. Sağ ol. Ah, bu basamak sakat. Atla. Ah Sadi abicim, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Büyük sürpriz yaptın. Feruh geleceğini bilseydi katliyen İzmir'e gitmezdi. Oh, seneler sonra seni görmek ne kadar güzelmiş. Gel buyursun. Ah, Melek ablayı hatırlıyorsun değil mi Sadi abicim? Melek gibi bir insan nasıl unutulur? Seni gördüğüme çok sevindim. Nasılsın? Gördüğün gibi. İyiyim işte. Hala 25 sene önceki gibisin. Sen hiç değişmemişsin. Ha, hadi canım, nerede? İsterseniz yarın hava çıkarız Sadi Bey amca. İster misiniz? Olur delikanlı. İstersen hemen gidelim şimdi. Çok şakacısınız. Bana müsaade. Kamyonette bir arıza var. Ona bakacağım. Ah, sen de oraya koy valizi. Hoş geldiniz Sadi Bey. Oo, sağ ol Abdi. Sen de hiç yaşlanmamışsın. Bıraktığım gibisin. Kendimize iyi bakıyoruz. İsterseniz çifteyi de bırakınız oraya. Sonra çıkartırız da odanızı göstereyim. Ah, ne kadar memnun olduk geldiğinize bilemezsiniz Sadi abicim. Feruh da çok sevinecek döndüğünde. Şu basamağa dikkat ediniz. Feruh bir türlü fırsat bulup yatırtamamıştır. Şunu atlayınız üstünden, atlayınız. Ah böyle. Köşküne hoş geldin Sadi. Ah buyur Sadi abicim, hoş gelmişsin. Ah nasıl özlemişim, nasıl seni anlatamam ki. Ah ben çok severim seni Sadi abicim. Bak bu salonu restore ettirmişiz. Güzel olmuş değil mi? Evet. Yatak odamızı da yaptırmışız, çok güzel. Ama sonra mutfak da restore. Ah aslında bütün evi, köşkü restore ettirmek lazım ama biliyorsunuz malum. Evet malum. Ah Sadi abicim, çok severim seni. Neyse haydi ben seni odana götüreyim, istirahat yapasın. Ah abicim, her akşam sana dolma yapacağım, mezeler hazırlayacağım kendi el cazımla. Burası benim odam, rahat edesin diye sana verdim. Beğendin mi? İdare eder. Ah geliniz Sadi abicim. Bu odayı siz gittiğinizden beri kapalı tutuyoruz. Feruh hep sizi düşünürdü, hep dönmenizi bekliyordu daima. Beni bu kadar sevdiğini hiç bilmiyordum. Ah o sizi çok sever. Ne de olsa babalarınız kardeşmiş. Ama şu Melek denilen kadın bozdu aranızı. Ben buraya geçmişi unutmaya çalışmak için geldim. Ah. Ama Melek'i burada bulacağımı hiç umuyordum. Ne. Kocası öldükten sonra oğluyla evsiz baksız kalmışlar. Bizim yanımıza sığındılar. Feruh'la ben yufka yürekli insanlarız. Onları kabul ettik. Ne de olsa eski emektar. Şimdi dinlenin Sadi abiciğim. Ben sizi yemeğe çağırtırım. Ah, lütfen şu anahtarı alınız. Odadan çıktıktan sonra mutlaka kilitleyiniz kapıyı. Hadi sonra görüşürüz. Arkadaşıymış. Züppe'nin biri. Mine böyle birinde ne buluyor bilmiyorum. Kadınları anlamak kolay değildir yavrum. Biraz sabırlı olacaksın. Yarın Sadi ile hava çıkacağına sevindim. Birden sevdim onu. Çok şeker bir adam anne. Öyledir Altan. Hep öyleydi. Senelerdir bu ev yemeğinin tadını unutmuşum. Ellerine sağlık Melek'ciğim. Afiyet olsun. Her bir tarafı kilitlediniz Melek Hanım. Evet, her taraf gitti, anahtarları aldım. Mersi ediyorum. Şimdi köşkten dışarı çıkamayacak mıyız? Ah çıkamazsınız. Ama çıkmak isterseniz anahtarı vereyim. Yalnız girip çıkarken mutlaka kilitleyiniz. Gerek yok. Pekala. Niye böyle yapıyorsunuz? Civarda hırsızlar türedi. Nereye girecekleri belli olmuyor ki. Ya.
Hey gidi hey. Bir zamanlar kapı açık yatardık buralarda. Sana bir hediye getirmiştim. Hemen gidip getireyim. Ah sakat basamağı unutma sakın. İnanıyor musun Sadi abi? İnanıyorum. Tam 25 senedir bu köşkte yaşıyorum ama hala alışamamışsın. İnanırım. Burada yaşamak da ayrılmak da zor gelir insan. Sizinle tanışmadık galiba. Nasılsınız? Canın isterse. Aa, Fikret nerede kuklam? Bana bir hediye almış, odasından getirmeye gitti. Ay, inşallah büyük hanımla karşılaşmaz. Ah, inşallah. Ne diyorsun sen Melek? Büyük anne seneler önce rahmetli oldu. Kemikleri bile kalmamıştı. Ha, ben de biliyorum ama rahmetli geri döndü. Sen ne söylediğinin farkında mısın Melek? Ah ve Sadi abizim ben de gördüm. Ferruh da gördü, Mine de gördü. Yukarıda katta dolaşıyordu kadın. Büyük anne olduğunu nereden biliyorsunuz? Aa, ben rahmetliyi tanımaz mıyım? Üzerinde ölmeden evvel giydiği elbiseler vardı. Ama bir yüzünü görmedik. Ay Allah. İyi ki görmediniz. Ha. İskelet olmuştur zavallı. Allah'ım sen benim aklımı koru. Ben şehirde canlı ortaklardan kaçtım. Meğer burada büyük annemin hayaleti beni bekliyormuş. Evde beni herkesle tanıştırmadınız galiba. Merdivenin başındaki tuhaf giysili hanım benimle konuşmaya tenezzül bile etmedi. Ah rahmetli gene meydana çıktı. Evi dolaşıyor. Sus dilini tut. Gel gidelim delikanlı, o kadını bana da göster. Al canım. Ayol biz niye duruyoruz? Hadi gidelim. Nasıl olsa davulumuz var. Ah meraklı hadi. Karikos. Burada da kimse yok. Zaten kapı kilitliydi. Evet. Bu köşkte bizden başka kimse yok. Ben gözü açık rüya görmüş olacağım galiba. Kendimi iyi hissetmiyorum. Gidip yatmalıyım. İyi geceler. Aa, niçin zahmet ettin Melek? Zahmet olur mu canım? Gideyim öbürünü alayım. Yok yok. Soralım. Ha, Fikret boşuna telaşlandırdı bizi. Allah Allah. Olmayan bir şeyi gördüğüne göre sakın uyuşturucu falan kullanmasın bu delikanlı. Yok bre, hiç zannetmem öyle bir siyacığa benzemiyor. Ama gene de belli olmaz. Öyle. İyi geceler. Ah, iyi geceler Sadi abi. İyi geceler. Ne oluyor böyle? Aa, hayaletleri kovalamak için davulla oynamak lazımmış. Ben oynamasını hadi. Bilmem ki. Canım hadi oyna. Ya. Kaldır şu ellerini. Ha, böyle işte bir şey yok başka. Hadi canım oynasana hadi ne Fikret. Bu ne ya? Gecenin bu saatinde düğün mü yapıyorsunuz? Ya, yok canım. Çiftlikteki kör hoca hayaletleri kaçırmak için davulla oynayın dedi. Sen çıldırdın mı Melek? Hayalete davul ne yapar? Sadi Bey ben ne yapayım ayol? Kör hoca dediyse onu yapıyorum. Hadi oynayın Allah aşkına. Kaçsın şu. Oyna. Oyna Sadi. Aklım sana Melek. Ben şehirden bunun için mi geldim ya? Ne yapalım? Oyna yavrum. Oh oyna. Oh oh. Hadi bakayım. Kış kış kış. Hadi oynasanız ayol. Hadi kaçsın kaçacaksın şu hayalet. Hadi hadi yavrum. Hadi yavrum benim. Oyna yavrum. Oyna. Oyna yavrum. Kış 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 kış. Desturuz, 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 desturuz. Aman bizi gözükürler. Kışt, 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 kışt. Demek evlendin Melek. Kıyamete kadar seni bekleyecek değildim ya. Tekrar niye buraya geldin? Burada işin ne?
Kocam öldükten sonra sıkıntıya düştük. Paramız yoktu. Altan da işsizdi. Ferruh bizi acıdı, yanına aldı. Hizmetçi gibi değil mi? Gidecek yerimiz yoktu dedim sana. Sen niye geri döndün? Senelerce burayı unutmaya çalıştım. Ama unutamadım. Bu unutmaya çalıştığı şeylerin içine ben de dahildim değil mi? Evet. Ama olmadı. Seni tekrar bulmaktan öyle mutluyum ki anlatamam. Hemen her şeye inanacak yaşı geçtim artık. Beni affedebilecek misin? Sen önce kendini affet. Haklısın. Hayatımızın en güzel seneleri boşuna geçip gitti. Çok yazık. Zamanında hemen kızıp ortalığı karıştırmasaydın şimdi üzülmezdin. Haklısın. Huyum kurusun. Ferruh benim sevgilim değildi. Beni seninle evlenmekten caydırmak için odama gelmişti. Bana seni bırakmam için para vermek istiyordu. Kabul etmiyordum. Kötü sözler söyleyince de ona vurdum. İyi sabahlar Akıcığım. Geri döndüğüne çok sevindim Sade abi. Sen gittiğinden beri işlerin tadı tuzu kalmadı. Çocukluğumuzda hep beraber ne güzel güler oynardık. Ferruh hep kavga çıkarırdı değil mi? Sonra da senden dayak geldi. Günaydın. Günaydın. O günler çok gerilerde kaldı. Ferruh Bey çok haksızlık yapardı. Sonra bildiğiniz gibi Melek abla için çıkan son kavganızda da haksızdı. Geçmişi unuttuk, Ferruh'la barıştık. Bu işe çok şaşırdım. Gidebiliriz mi? Şu meşhur Adem oğulları çiftliğini bir görelim bakalım. Köşkte hayalet falan var mı Abdi? Rahmetli babaanne dolaşıyor diyorlar. Bahçede çıkıyor mu acaba? Ben bahçede hayalet görmedim. Allah rahmet eylesin. Büyük hanım iyi kadındı. Hortlamaz o. Günaydın Sadi Bey amca. Günaydın delikanlı. Sözünün eriymişsin. Gidip çiftemi alayım. Bir dakika, kamyonette benim çiftem var. Çok iyi markadır. İsterseniz kullanabilirsiniz. Oldu. Yürü bakalım delikanlı. Bütün hayvanlar saklansın, avcılar geliyor. Gene eski günlerdeki gibi. Bütün bu topraklar babanın mı? Evet. Ne güzel manzara değil mi? Sen zengin bir kız sayılırsın. Çok güzel bir şey bu. Sen babamın zenginliğini öğrenmeye mi geldin? Bir bakıma öyle. Babam ancak zengin bir kızla evlenmeme izin veriyor. Bu toprakların yarısı Sade amcanındır. İstersen onunla evlen. Yarısı bile olsa sen zenginsin. Seninle evleneceğim. Allah Allah. Orada ne yapıyorsun Melek abla? Sadi'nin mallarını odasına koyayım dedim ama kapı kilitli. Tabii. Kilitli tutmasını biz söyledik. Sen onları ufak odaya koyuver. Olur, koyayım. İşte bir bıldırcın. Bir dakika Sadi Bey amca. Dur. Kapsüller kötü evlat. Bıldırcını kaçırdık. Çifteyi daima boş tutmalısın dedin. Ben de öyle yaptım. Doldurayım diyecektim. Acele ettim. Boş muydu bu? Boştu ya. Amma acemi avcı olmuşum ya. Çiftenin fişekte patlayıcını bile unutmuşum. Oh.
Senin zengin bir kız olduğunu babama hemen yazmalıyım. İstersen telgraf çek, daha çabuk haber alırsın. Merhaba. Merhaba. Aman basamağa dikkat et. Niçin erken dönmüşsünüz? Babasına benim zengin bir kız olduğumu yazıp evlenmek için izin alacakmış. Ah, bu güzel haber kukla Muela, gel bana her şeyi anlat. Ne işiniz var odamda? Ay korktum. Seni çok sevdim Fikret Bey. Senin gibi benim de oğlum var. Sana kötülük gelmesini istemiyorum. Ne kötülüğü anlayamadım. Bu nedir biliyor musun? Yoksa senin mi? Hayır, benim değil. Nedir bu? Şişt, ne olacak? Büyü muskası. Büyü muskası mı? Kim koymuş onu cebime? Şişt, yavaş. Sus. Kim olacak? Sofya Hanım. Kızını sana güzel göstermek, ayıplarını görmemen için senin gözlerini bağlamak... Ay. Ah çok affedersin ama öküz gibi seni her yere çekmek istiyorlar. İnanamıyorum buna. Ah inan oğlum, büyü insanı çatlatır bile. Ana kız konuşurlarken duydum. Bu muskayı çiftlikteki kör bir büyücüye yaptırmışlar. Aman Allah'ım. Ya ben de sana iyilik yapayım dedim. Sakın bu konuştuğumuzu onlara açma. Ah yavrum, seni büyülü bilsinler. Olur, sağ olun. Ben şimdi bu muskayı yakmaya gideceğim. Ah, aklımdayken söyleyeyim. Sakın sulu hiçbir şey yeme. Çorba içme, hoşaf yeme, çay içme. Tamam mı? Tamam, tamam. Hatta icap ederse su bile içme. Ah evladım, onlar onu bile okumuşlardır. Ben bunu yakmaya gidiyorum. Hay Allah. Babam ve Sade amca neden Melek teyze için dövüşmüşler? Anlat bana. Ah, anlatayım kuklam. Babaanne çiftliği ikisine bırakmıştı. Sadi çok sapkın ve sinirli bir adamdı. Babanla yeni evlenmiştik. Babam bir fabrika kurmak istiyordu. Sadi'ye çiftliği satalım dedi. Ama Sadi babaannenin vasiyeti var. Adem oğullarının toprakları kimseye satılmaz diye dayattı. Babanla yumruk yumruğa kavga ettiler. Sonra Sadi çekti gitti. Ha bir daha da dönmedi. Melek o zaman yanımızda çalışıyordu. Babamı hatırlamıyorum. Annem bana hem analık hem de babalık etti. Uyuttun mu seni Sadi Bey amca? Hayır Altan. Düşünüyordum. Buraları neden terk edip gittin? Neyse canım. Geçmiş, geçmiştir. Ferruh çok sadist bir adam. Bir otomatik bulaşık makinesi alsa herkes rahat edecek. Ama nerede onda o kafa? Ama inşallah yakın zamanda onun avucuna sadaka koyacağım. Sana bir şey sorabilir miyim Melek abla? Ay, tabii sorabilirsin yavrum, buyur. Bana gene büyü yapıyorlar mı? Şşt yavaş. Senin baban çok zenginmiş değil mi? Evet. Fakir kız almamı istemiyor. Tabii istemez. Sofya Hanım gene çiftlikteki kör hocaya büyü yaptırmış. Şişt, dur bir dakika. Bak, hoca bu şişeyi vermiş. Sofi buraya gizlemiş ama ben gördüm. Her sabah, öğlen, akşam tabağındaki sulu yemeklere koyacaklar. Sakın yeme emi yavrum. Sonra gözün hiçbir şey görmez vallahi. Bundan sonra yemem. Sağ olun. Bu da zahmetleriniz için. Aa, olur mu hiç? Aman sağ ol. Bak. Ay, ah, korktum. Bu çocuğun senin yanında ne işi var? Sofi delikanlıya büyü yaptırıyormuş. Haklısın. O kadın amacına ulaşmak için her türlü kötülüğü yapar. Ayol büyü falan yok. Ben uydurdum. Allah Allah. Nasıl? Fikret bir neden soğumaya başladı. Ha, anladım. Çiftlikteki kör hocaya keşke ben de senin için büyü yaptırsaydım. Çiftlikte kör hoca falan yok yahu. Geçen gece beni de inandırıp ayı gibi oynattın. Estağfurullah. Kör olası Abdi söyledi. Davulu bile hoca yollamış ayol. Abdi'ye inanılır mı hiç? Palavra atmış. O şişe ne?
Hint ya, içer misin? Yo, Allah göstermesin. İçer misin Fikret? İstemem, çarpıntı yapıyor. Yok canım, öyleyse meyve suyu iç. İçmeyeyim, o da gaz yapıyor. Kaç gündür sulu bir şey ne yiyor ne de içiyorsun be oğlum. Bugün işte bağırsakların kuruyacak. Bağırsaklarımın kuruması sadece beni alakadar eder Sadi Bey. Akşama köy tarhanası yapacağım. İçer misin? Asla. Tarhanadan iğrenirim. Bir saattir ne arıyorsun, öyle bir şey mi kaybettin? Hayır. Ama biri cebime bir şey koymuştur belki. Kim koyacak ki? Onu ben bilirim. Kimsenin etkisinde kalmak istemiyorum. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyilik sağlık beyefendi. Sofya Hanım köşte fakat Mina Hanım arkadaşıyla gitti. Arkadaşıyla. Arkadaşı mı? Hı. Hangi arkadaş? Hangi arkadaş? Söylesene hangi arkadaş? Söyleyeyim. Zengin çocuğu. Hani arabası olan var ya. Anladım. Başka ne var? Sadi Bey geldi. Ne zaman geldi? Bir hafta oldu. Her gün Melek ablamın oğlu Altan'la çiftliğe ava geliyorlar. Ya. Gene oradalar. Babam gelmiş. Babam herhalde salondadır. Sen git tanış. Ben de bir çay yapıp getireyim, olur mu? Oldu. Basamağa dikkat. Pa. Hani sen İzmir'de para bulacağım demiştin? Para bulurum demedim. Para arayacağım dedim ve kimseden bulamadım. Böyle büyük bir borcu verecek kimse karşılık istiyor. O karşılık da bizde yok. Demek ki borcumuzu ödeyemeyeceğiz. Evet. Bütün köşk ve çiftlik elimizden gidecek. Tek kurtuluş ümidim Sadi. O da yardım etmezse mahvolduk demektir. Bu kızda hayır yok. Buradan çekip gitmeli. Baban bu evlenme haberine çok sevinecek. Ama ben sevinemiyorum nedense. Öyleyse vazgeç kızım. Ama evlenmek de istiyorum Melek teyze. Sen bilirsin. Hadi sen git. Çayları ben getiririm. Tamam. Gençlik. Nereye gidiyorsun Fikret? Misafir var galiba. Bu Ferruh Bey'in otomobili. İzmir'den dönmüş. Fikret! Fikret dursana! Nereye gidiyorsun? Cevap ver Fikret. Valizini neden aldın? Söylesene. Bir şeye mi kızdın yoksa? Konuşsana be. Kız cevap bekliyor. Asıl ben ona sorayım. Niye zenginim diye beni aldattı? Onun yerine ben cevap vereyim sana. Beni zorla mı evlendireceksiniz? Başlarım senin evlenmeden. Defol git buradan karı kırıl kırır. Hadi defol. Senin gibilerine elim kalkmaz. Bana kalkarsa vursana ulan ha. Vursana ha. Yürü. Benimle gelip barıştığın zaman altında bir düzen olduğunu düşünmeliydim. Ama ben hıyarım biriyim. Yüzüme gülene inanıveririm. Şu kızın meselesi olmasaydı köşk ve çiftliğin durumu meydana çıkmayacaktı. Demek 15 gün sonra her şey halledilecek, öyle mi? Para aradım ama bulamadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ancak bize sen yardımcı olacaksın Sadi abiciğim. Ben mi? Nasıl olacak bu? Hacizden önce paylarımızı birleştirip köşkü ve çiftliği satarsak büyük para kazanırız. Ben borcumu ödedikten sonra da elime iyi bir para kalır. Seninle birlikte ticaret yaparız. Ne diyorsun?
Seni vurmak istemiyorum. Çiftemi sana vereyim, intihar et. Sen de kurtul, ben de. Tamam mı? İntihar et dedi ha? Kendini intihar etsin alçak. Girin. Seninle konuşmak istiyorum Sade amca. Konuşalım kızım, buyur otur. Sana sormadan babamın malları ipotek etmesi doğru değildi. Ama başka çaresi yoktu. Sen kafanı yorma böyle şeylerle. Benim neden zengin biriyle evlenmek istediğimi anlamışsındır. Anladım. Babana yardım edebilmek için. Fikret'in gittiğine üzüldün mü? Ha? Hayır, sevindim bile. Şu Altan denen delikanlıyı nasıl buluyorsun? İyi bir insan ama zengin değil. Fakirliğe çare bulunabilir kızım. Ama ruh çirkinliği asla. Sade asla satışa razı olmayacak. Çok kötü durumdayız. Sana intihar et dedi. Adam haklı. Oh, çok sinirlendi. Kendini vurursa hiç satmam. İntihar edebilir. Ne diyorsun sen? Bre düşünüyorum. Aklımı karıştırma. Rahat bırak beni. Ben Mine'yi seviyorum Sadi Bey amca. Ama Ferruh Bey onu bana vermez. Çünkü ben zengin değilim. Bırak bu kuruntuları. Kim zengin, kim fakir Allah bilir oğlum. Sen kızın gönlünü almaya çalış. Üst tarafını bana bırak. Şimdi beni iyi dinle. Bak. Sade amca beni burada bıraktı, şimdi gelirim dedi ve gitti. Onu gördün mü Altan? Evet gördüm. Beni buraya o yolladı. Seninle konuşmak istiyorum. Ne söyleyeceksin bana? Gel. Mine'yi asla o beş parasız adama vermem. Kızımı sokakta bulmamışsın. Siz zengin misiniz yahu? Her şeyiniz ipotekli. Pek yakında ayağınızdan donunuzu bile alacaklar. Sen olur dersen kurtuluruz. Ya kurtuluruz. Siz benim istediğimi yapmadıktan sonra niye size yardım edeyim? Ah bu evlilik hariç her istediğini ya. Yaparız Sade abici. Mutlak yaparız. Yok canım, olmaz öyle şey. Olmaz. Pek yakında kendini vuracaksın. Sen ne diyorsun ya? Su hayalet neden kayboldu? Sadi geldiğinden beri hiç ortaya çıkmıyor yati. Merhaba. Benim ben. Seninle konuşmak istiyorum. Niye dolaba saklandın sen? Bu dolabın arkasında gizli bir geçit var. Buradan aşağı bahçeye, aşağı koridora ve yukarıdaki küçük odaya çıkılır. Rahmetli dedeniz yaptırmış. Bir babaannenize, bir de bana söyledi. Hastayken buradan gelip ona bakardım. Demek babaannemin hayaleti sensin. Hayır, ben değilim. Ve kim olduğunu da bilmiyorum. Rahmetli babaanne öldüğünden beri bu geçiti ilk defa kullanıyorum. Gel benimle. Bre nereye? Nereye gitmiştir bu adam? Yavaş yavaş. Bak. Aa, benim eşyalar da burada. Tabii. Tuhaf şey Melek. Sanki saklambaç oynar gibi burada. Hadi gel şimdi aşağıya bahçeye inelim. Hadi yürü.
bahçeye gelmişiz. Dedem de ne garip adammış. Bu geçitleri niye yaptırmış acaba? Senin gibi çok çapkın ve huvardaymış. Herhalde büyük annenden gizlice kaçmak için yaptırmış. Haksızlık ediyorsun bana. Şaka ettim. Bu geçiti sadece ikimiz biliyoruz. Ya o hayalet? Onu da meydana çıkaracağız. Oğluma iyi davrandığın ve ona yardım ettiğin için sana teşekkür ederim Sadi. Seninle konuşmak istiyorum. Dolaşabilir miyiz? Tabii. Kolumu buyurun. Bir gün seninle gece dolaşmaya çıkacağım hiç aklıma gelmezdi. Altan'ın Mini'yle evlenebilmesi için ne yapacağımı iyi biliyorum. Feruh asla hayır diyemez. Dolaşmaya mı çıktınız Melek abla? Evet, ne yapalım? İkinizi birlikte görünce şaşırdım da. Kabul ederseniz odamda size çay ikram edeyim. Eski dostun ikramı reddedilmez değil mi? Doğru. Öyleyse buyurun. Hadi bakalım. Yarın Altan'la Mine'nin işini bitireceğim. Yarın kıza bir yüzük almanı istiyorum. Nasıl bir yüzük? Böyle büyük pırlanta taşlı bir yüzük. Kaynana olarak kızın parmağına takmanı istiyorum. Mine'nin parmak ölçüsünü bilmiyorum ki. Hem param da yok. Bu Mine'nin yüzüğü. Ödünç olarak aldım. Bu da yüzük için para. Sen aslansın Sade abicim. Bırak be Sullu, bırak. Yalama yüzümü be. Sade abicim, su açıklamanı daha ne kadar bekleyeceğiz? Bilmem. Hah, geldiler. Aldınız mı? Aldık. Ferruh eğer kızını bu delikanlıya verirse... Ben de elimdeki malları satmaya razı olurum. Elimize geçen parayla beraber ticaret yaparız. Söyle bakalım şimdi. Mine'yi Altan'a veriyor musun? Hadi. Dediğim mi? Sen istedikten sonra verdim gitti. İyi güzel. Hadi bakalım gelinine hediyeyi takabilirsin. Hayırlı olsun kızım. Canım. Kuklam. Bir bakayım su yüzüğü.
Tebrik ederim. Bu işi kutlamamız lazım. Yok, o iyi Melek ablacığım. Sadri abi daha iyi biri. O gitsin getirsin. Yok, olmaz olmaz. Böyle bir günde ben hizmet etmeliyim, tamam mı canımın için? Bekle, evet. Şimdi geliyor. Biz de gidelim. Hemen Sadi'ye haber vereyim. Sofi? Beni mi bekliyordun? Ödümü koparmışsın Melek abla. Neredeydin? Şişeyi aldım. Bardak yok. Gittim mutfağa, bardakları aldım. Değil mi? Korkuttun mu yoksa? Canım benim. Gelebilirsin Melek. Köşkü ve çiftliği Altan'ın evlenebilmesi için satmaya razı oldun. Sen çok iyi kalpli bir adamsın Sadi. Kalbimi bir melek çaldı. Şimdi geri verecek mi acaba? Eski günler geri geldi. Çıldıracağım. Bu kadın buraya nasıl girdi? Ama yok, olamaz. Mutlaka girmedi. Yoksa tüfek patlardı. Ama viskişi sesi... Sadi'nin odasındaydı. Öyle olmalı. Burası böyle kalsın. Sadi'yi mutlaka bu odaya sokacağım. Sokayınca da... Bum! Hemen... Kim dayadı bunu buraya? İçeriye hırsız girer ya. İndirelim. İndirelim şunu. Çok ucuz atlattın Sophie. Ne ucuz atlatması. Tam 10 gündür yatmaktayım. Ölseydin daha mı iyiydi canım? O damda senden başka fareleri kovalayacak kimse kalmadı mı? Nato kafa. İpoteğin vadesi doluyor Sadi abi. Hala iyi bir müşteri bulamadık. Bu sefer hepimiz Beyazıt Kulesi'nden düşmüş gibi olacağız. Tanıdığım çok zengin bir adam var. Bugün ona gideceğim. Muhakkak sonuç alırım. Otomobilini verebilir misin? Olur, depo doludur. Ben de gelebilir miyim? Yapılacak bazı işlerim var da. Tabii gelebilirsin. Yok, mersi. Belki ben gece geç dönerim. Hı
Tamamdır. Şimdi sakat basamak sağlam, sağlam basamak sakat olmuştur. İster aşağı in, ister yukarı çık, öleceksin öbür dünyada. Hadi gör. Ah kolum, ah, ah, ah. Herkes uyumuş. Kimseyi uyandırmadan gizli geçitten girelim mi, ne dersin? Benim odama gideceksek olur derim. Ay ortak! Üstüme! İmdat! Üstüme! İmdat! Gözü kör olasıca seni, yetti artık. Senin hayal ettiğin, sen kimsin bakayım söyle. Ha? Kaçma buraya gel. Kaçma diyorum sana. Allah kahretmesin. Nefes. Gel buraya. Aynen geldi. Kadını öldürecek geldi tabii. Gitmedi ki gelsin. Hep burada gözü kör olasıca. Allah onu kahretsin. Gel buraya. Dur diyorum. Hadi gel bende. Gözü kör olasıca seni. Bekle. Ay Allah kahretsin inşallah. Allah razı olsun. Bak düşecektim kör olasının yüzünden. Ha ha. Oh canıma değsin vallahi. Gel buraya. Bekle beni hayalim. Ne oldu sana? Ne oldu? Feruh aç gözlerini. Babacığım. Ah, ah, ah. Baba. Aferin. Allah seni kahretsin inşallah. Gel. Kaçma diyorum, açık kandım. Tut şunu. Aç şunu suratını bakayım. Kim bu? Kim bu gözü kör olasınca? Abdi bu ayol. Evet benim. Benim. Bu hayalet numarası nereden çıktı? Size yardım etmek istedim. Sofya Hanım sakat basamağın yerini değiştirdi. Düşüp ölmenizi istiyordu. Doğru söylüyor. Doğru. Bu hayalet numarasını neden yaptın? Hayaletli olunca köşke alıcı müşteri çıkmaz diye düşünmüştüm de. Ondan. Peki gizli geçiti nereden biliyordun bakayım? Söyle, söyle parçalarım seni. Bu köşkün inşaatında babam çalışmıştı. Oradan biliyorum ben, ondan biliyorum. Ulan salak Abdi. Bana hortlak diye davul bile çaldırttın ha? Bu geçidi unutacaksın ve bir daha kullanmayacaksın. Büyük annenin hayaleti de kayboldu, tamam mı? Tamam Sadi abi, tamam. Ayol, tamam. Bu herif Allah rahmet eylesin, büyük hanımı bile hortlatır. Tövbeler olsun, hadi yürü, hadi. Hadi yürü. Bir alıcı bulamadık. İpoteğin vadesi doldu. O adam bugün gelir, mahvoldum. Beni bu halimle sokağa atmalarına izin vermezsin değil mi Sadi abi ya? Üzme kendini. Gün doğmadan neler doğar. Yalnız benim şaştığım bir şey var. Ben şehirden buraya her gün kaza bela oluyor diye kaçmıştım. Ama burada her gün kaza olmaya başladı. Buradan da kaçmalı. İyisi. Süreniz doldu. Borcunuzu hemen ödeyebilecek misiniz? Ah, hayır efendim, ne yazık ki ödeyemiyoruz. Üzgünüm, malları satmak zorunda kalacağım. Bir dakika efendim. Ferruh'la gayrimenkullerimizi satmaya karar verdik. Çok büyük bir para alacağız. Bize borcumuzu ödeyebilmek için 15 gün mühlet verin. Bu süreyi verin. Ben Sadi ve Ferruh Bey'e kefil olurum. Sizin kefaletinizi kabul ediyorum. Anlayamamışım. Yani Melek kefil oluyor, siz de kabul ediyorsunuz. Evet ediyorum. Melek Hanım muhteber bir kişidir. Yalnız bir şartımı yerine getirirsen bu kefaleti kabul ederim. Neymiş şartın? Bu mektubu Sadi'ye yollamadığınızı kabul edin. Eşyalarımı karıştırmasın. Dediğimi kabul ediyor musun? Söylesene be kadın. Ha evet. O mektubu Sadi'ye yollamamışım. Nedir bu mektup? Sadi, beni bırakıp gittin. Seni çok aradım ama bulamadım. Hamileyim.
Tek çare sen olabilirsin. Ferruh Bey bu mektubu sana ulaştıracağına bana söz verdi. Doğru mu bu? Yani o delikanlı... Evet, senin oğlun. Ama bu karı koca sana mektubu yollamadılar. Ve adresini de vermediler. Altan benim oğlum mu? Hayatımı mahvettiniz. İkinizi de vurmak artık benim hakkım. Sadi Bey, Sadi. Dur bir dakika. Hanımefendi. Sadi, Sadi bir dakika. Oradan gitme. Seni vurmak için kurulu çifte var. Dikkat et. Ne olursun hadi canım benim. Alçak namussuzlar. Ben göstereceğim size. Kalk ulan, kalk. Sen yatağında ölecek şerefli bir insan değilsin. Kalk ayağa, seni ayakta geberteceğim. Kalk. Dur, dur yapma. Vallahi benim suçum yok. Hop. Vallahi benim bir suçum yok. Sofi mektubu saklamamı istedi. Senin bir erkek çocuğunun olup mallara varis olmasını istemiyordu. Yalan söylüyorsun. İnanma ona Sadi abi. Mektubu saklamayı o istemiş. İkiniz de suçlusunuz. Hayatımı mahvettiniz. İkinizi de öldüreceğim. Yok. Dur. Vurma onu. Sonra asarlar seni. Asarlar. Alın çifteyi. Şahitsiniz. Polis çağırın. Yaptığıma pişman değilim. Bir insanın niye cinayet işleyebileceğini şimdi daha iyi anlıyorum. Çabuk polis çağırın. Polislik bir iş yok ki burada. Yok mu? İki cinayetim var be kadın. Ölen olmadığı için cinayet de yok. Yukarıda hazırladıkları tuzağı gördüm ve fişekleri boşaltıp sadece barut koydum. Yani sen kuru sık ateş ettin. Onlar da korkudan öldüklerini sandılar. Ama bu dersi hak etmişlerdi. Bak bak, diriliyorlar bile, görüyor musun? Afre, ölmemişim. Ben de. Önceleri seni çok fakir sanmıştım. Rahmetli kocamın az toprağı, çok parası vardı. O parayı işletip büyüttüm. Ve Ferruh'a tuzak kurdun. Büfeye de o mektubu sen mi yolladın? Evet. Senin buraya gelmeni istiyordum. Peki ama neden? Hala nedenini anlayamadınsa ben ne söylesem nafile. Aman. Ben sizleri öldürdükten sonra affettim. Ben de affettim. Ne de olsa dünür sayılırız. Ama bin bir tehlikeden korunmak için birbirimizden uzak yaşayalım. Ah, sildim seni defterden diyavol.